Nedim Şener MİT tırları kumpasının parçası Kılıçdaroğlu konuşamaz. Çünkü FETÖ'nün Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olmasıyla partinin önünden geçemeyecek FETÖ yöneticileri CHP Genel Merkezi'nde ağırlanmaya başladı. Kılıçdaroğlu 26 Ocak 2012'de FETÖ ABD imamı Faruk Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Bu ziyaretten bir hafta sonra 7 Şubat 2012'de FETÖ'cü savcı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. Kılıçdaroğlu, firani FETÖ'cülerden Adem Yavuz Aslan'ın da olduğu bir grupla 25-26 Nisan 2012 tarihleri arasında FETÖ okullarını ziyaret için Bosna Hersek'e gitti. FETÖ'yü ABD'de iadeyi ziyaret. Kılıçdaroğlu'nun Amerika'dan gelen FETÖ'cülere iadeyi ziyareti 2 Aralık 2013'te. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasından 2 hafta. MİT tırları kumpasından bir ay önce gerçekleşti. FETÖ'cüleri ziyarette Kılıçdaroğlu'nun yanında genel başkan yardımcıları Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan'la birlikte milletvekilleri Faik Tunay, Engin Özkoç ve Ali Demirçalı vardı. 17-25 Aralık 2013 kumpasından 2 ay sonra Kılıçdaroğlu 25 Şubat 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiğini iddia ettiği sahte bir konuşmayı yayımladı. El konulan televizyona ziyaret. FETÖ'nün iktidara karşı kumpası 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatına ait olan tırların durdurulmasıyla devlete karşı savaşa ve ihanete dönüştü. 2014 Milli Güvenlik Kurulu kararıyla FETÖ'nün terör örgütü kabul edilmesi ve finans kaynaklarına, şirketlerine, dernek ve vakıflarına el konmasıyla Kılıçdaroğlu ve ekibi örgütün yanında yer aldı. Gazetelerine el konulan bankasına destek oldu. Kılıçdaroğlu bizzat el konulan televizyonu ziyaret ederek destek oldu. Kılıçdaroğlu safını seçmişti. 17 Mayıs 2015'te FETÖ'nün medya imamı Firari Ekrem Dumanlı'nın yönettiği Zaman Gazetesi'ni milletvekili Enis Berberoğlu ile ziyaret etti. Görüntüleri önceden izlemiş. 18 Mayıs 2015'te de Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak'la birlikte Hürriyet Gazetesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada MİT tırlarındaki bombaların görüntülerini izlediğini söyledi. Filmleri var. Kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim. Dolayısıyla bunların gizlenecek bir yanı yok. Onun söylemesiyle de insani yardım olmadığı çıkıyor ortaya. Sözleri gazetede yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun izledim dediği görüntüler savcılığın iddianamesine göre 27 Mayıs 2015 günü Berberoğlu tarafından Can Dündar'a verildi. Görüntüler 29 Mayıs 2015 günü Cumhuriyet'in manşetinden yayımlandı. Bu gelişmelerin arasında hep şu iki soru kamuoyunu meşgul etti. Birincisi Enes Berberoğlu'nun verdiği iddia edilen bu görüntüleri ona kim verdi? İkincisi Enis Berberoğlu'na veren görüntüleri kimden aldı? Eren Erdem de aynı ismi verdi. Tartışmaya o tarihte CHP içinde yer alan eski genel sekreter Mehmet Sevigen bir açıklamayla katıldı. Sevigen, "Adana'daki mit tırları belgelerini Enis Berberoğlu'na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi. Kemal Bey o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı." Bülent Tezcan'a vermişti. Bülent Tezcan da götürmüş Enis Berberoğlu'na vermiş. Bunu bilmeyen yok ki. Ama nereden, nasıl aldınız? Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi? Benzer bir açıklamayı CHP eski milletvekili Eren Erdem de yapmış. MİT belgelerini CHP'li Bülent Tezcan'ın kendisine verdiğini ekranlarda paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu'na 10 FETÖ sorusu. Mehmet Sevgen, MİT görüntülerinin Kılıçdaroğlu tarafından Bülent Tezcan'a, onun Enis Berberoğlu'na, onun da Can Dündar'a verdiğini söylüyor. Ve Kılıçdaroğlu'na bir soru soruyor. Ama o görüntüleri nereden, nasıl aldınız? Sevgen attığı bir tweetle iddiasını sürdürüyor. Sözlerimin arkasındayım. Dün gece söylediklerim, partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir. Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hodri Meydan Kılıçdaroğlu Sevigen'in sorusuna ve Hodri Meydan teklifine cevap verebilir mi? Kesinlikle hayır. Kılıçdaroğlu yalnız ona değil bu konudaki şu sorulara da cevap veremez. 1. ABD ziyaretinizde FETÖ'cülerle ne konuştunuz? 2. 17-25 Aralık belge ve sahte ses kayıtlarını kimden alıp yayımladınız? 3. 2014'te FETÖ'nün el konulan gazete, televizyon ve bankasına neden destek oldunuz? 4. MİT tırları kumpasının görüntü ve belgelerini kim verdi? 5. FETÖ'nün kontrollü darbe yalanını kimin aracılığıyla raporlaştırdınız? 6. Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğuna dair sahte istihbaratı size ilk kim söyledi? 7. Erdoğan'ın Baykal'ın kasetini izlerken çekilmiş görüntüleri var. Ben izledim dediniz. Neden yayımlamadınız? 8. İddia ettiğiniz Erdoğan'ın kaseti izlerken çekilmiş görüntülerini size kim getirdi? 9. Söz verdiğiniz halde açıklamadığınız AK Partili 4 bakan ve milletvekillerinin baylok kullanıcısı olduğuna dair bilgiyi kim getirdi? 10. İçişleri Bakanı Soylu'nun iddia ettiği gibi 15 Temmuz öncesi Pensilvanya ile görüştünüz mü? Bunlar birkaç yıl öncesine dair sorular. Güncel konulara girmiyorum bile. Ben sordum ama Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir cevap verebileceğini sanmıyorum. Bunun bir tek nedeni var. Eğer FETÖ'cülerden bilgi ve belge alırsanız artık onların esiri olursunuz. Bu konuda ağzını açan olursa FETÖ'cüler onunla ilgili bildiklerini ortaya dökerler. Ve bu öyle bir esaret ki FETÖ'cü KHK'lıları savunmaktan FETÖ mensubu askeri öğrencilere sahip çıkmaya, son olarak da FETÖ'cülerle PKK ve yandaşlarının da çok istedikleri terörle mücadele kanunu değişikliğine kadar uzanıyor. Bu arada Atatürk'ün partisinin adını ve kimliğini kullanıp, demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet kelimelerini de kenar süsü yapıyorlar. Nedim Şener Tamer Korkmaz. Doktor bu ne? Donald Trump tarafından desteklenen Doktor Mehmet Öz ön seçimi kazandı. Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya'dan senatör adayı oldu. Kasım'daki ara seçimlerde Demokrat Partili rakibi John Fetterman'a karşı yarışacak. Geçtiğimiz Şubat'ta The Washington Post yazarı Josh Rogin'e şöyle demişti Mr. Öz. Gülen'e dokunulamaz. Darbiye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok. Pensilvanya'da kalacak. Fetullah 21 Mart 1999 tarihinde ABD'ye gittiğinde oradaki ilk hastane tetkiklerini yaptırtan işte bu doktor Mehmet Öz'dü. Kıssadan hisse. Siyaset doktoru bu ne? Yahu Mehmet Öz Pensilvanya'da mukim Loce Efendisi'nin kafadan adayıdır zaten. Hatta yıllardır Fethullah'ın senatörüdür. İki Top Gun arasında ABD. İngiliz Financial Times'tan James Crabtree gösterime giren Top Gun, Maverick filmi için şöyle yazdı. İkincisi, ilk topkanın aksine Amerikan gücünün kalıcılığına dair kuşkularla dolu ve birçok açıdan ABD'nin görece düşüşüne ağıt olarak okunabilir. Tom Cruise 1986 yılındaki ilk filmde 24 yaşındaydı, şimdi ise 59. James Crabtree, emeklilik çağına yaklaşan biri için kendisine çok iyi baktığı ortada ama yine de yaşı kendini ele veriyor dedikten sonra lafı bakınız nereye getiriyor. Gerek yaşlanan erkek başrolleri, gerekse demode kıyafetleriyle topkan Maverick filmi ABD'ye dair tuhaf şekilde isabetli bir kırılganlık hissi veriyor. Cruz halen daha kendini izleten büyüleyici bir figür. Hem kendisinin hem de ülkesinin altın çağındaki kadar güçlü olduğunu göstermek için uğraşıyor. Ama hem Pekin'de hem Washington'da buna ikna olacak sinema sever fazla değil. Financial Times'daki yazıda iki Top Topkan filmi arasındaki yıllar için 1986 ve 2022 ABD ile Çin'in karşılaştırması yapılıyor. Haftalık Oksijen gazetesinde tam metni yer alan analizde Bayraktar'a da atıf var. İhalarla dolu gelecek bilim kurgu değil. Türkiye'nin Bayraktar TB2 ihalarının Ukrayna'daki başarısı tam da bunu gösteriyor. Yarınlar kimin Pazar günkü Hürriyet'in Kelebek ekinde yılların eskitemediği şarkıcı Ali Rıza Binboğa ile yapılan bir röportaj dikkat çekiyordu. 1970'lerin tam ortasında elektrik yüksek mühendisiyken şarkıcılığa geçiş yapan Binboğa, Yarınlar Bizim adlı parçasıyla özdeşleşmiş bir isimdir. TRT 1975'te Türkiye'nin ilk kez katılacağı Eurovision şarkı yarışması için halk oylaması yapmış ancak son kararı jüri vermişti. Oylamada birinci olan Ali Rıza Binboğa'nın Yarınlar Bizim adlı şarkısıydı. Gel gelelim jüriden otur sıfır almıştı. Binboğa Kelebek'teki röportajda jürinin üyeleri plak şirketlerinin sahipleri ve yöneticileriydi diyor. Yarınlar Bizim'in doğuşunu şöyle anlatıyor. İTÜ'de okurken 12 Mart 1971 muhtarasını yaşamıştık. O büyük baskılar altındayken sınavlarımıza giremedik. Üniversitedeki piyanonun başına oturup yarınlar bizim şarkısını bestelemiştim. Şarkı 12 Mart'ın üzerimizdeki baskılarına ilişkindi. 12 Eylül darbesinden sonra sahnede konuşmayacaksın diyorlardı. Benim kuşağım 3 ihtilal yaşadı. Gözümüzü açmaya müsaade etmediler. Evimi ipotekledim. Tavukçuluk yaptım. O şarkıyı nasıl vurdular? Bu satırların yazarı 1975'teki Eurovizyon tartışmalarını gayet iyi hatırlıyor. O yüzden röportajda yer almayan mühim bir hususu işaretleme ihtiyacı duyuyor. Ali Rıza Binboğa'nın çok tutulan, dillerden düşmeyen Yarınlar Bizim adlı şarkısı şu akla ziyan kara propaganda ile vurulmuştu. Bu şarkı yarınlarda komünizm gelecek, yarınlar komünistlerin olacak diyor. Seninle bir dakika. Eurovizyon'un Türkiye'deki jürisi Bin Boğa'yı bir kalemde silip Avrupa'yı bir şarkısı var dediği Semiha Yankı'yı seçmişti. Yankı'nın Seninle Bir Dakika adlı parçası Stockholm'de sadece 3 puan alarak sonuncu olmuştu. 1975 Türkiye'nin Eurovizyon şarkı yarışmasına ilk defa katıldığı 1975 senesinde küresel baronların derin örgütü Bilderberg İzmir Çeşme'de toplanmıştı. Bilderberg vaktiyle CIA tarafından kuruldu. 1975 aynı zamanda gizli kardinal Fethullah Gülen'in mason locasına girdiği senedir. CIA ile bağlantılı Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum Şubesi'ni 1963'te kurmuş olan Fethullah Loca Efendi'den söz ediyoruz. Tamer Korkmaz